Çalışın kızlar, çalışın. Bakalım bu sene üzüm eceliğini kim kazanacak? Ayşe kazanacak tabii. Kınalı keklik tabii. Hey, kınalı keklik. Bu sefer birinciliği sana kaptırmayacağım. Geçen sene de böyle dedin, sonuncu oldun. Kabahat ellerinde değil, dilinde senin. Durum nasıl Hasan? Ayşe en yakın rakibini 76 sepet geçti Beride'yi. Geçene bizim kız bu sene de üzüm ecesi oldu. Seninki geliyor Veli dayı. Daha yorulmadın mı kız? Yorulur muyum hiç? Yeni başlamış gibiyim. Bunu da yazdın mı Hasan? Beşin yazdım, merak etme. Bugünlük yeter artık, hadi artık kızları topla. Peki dedeci. Dinleyin beni kızlar, yarış sona erdi. Bu sene toprağımız bereketli, mahsulümüz bol oldu. Yarınki üzüm bayramı da hanlı şanlı olmalı. Hadi herkes evine dağılıp bayrama hazırlansın. Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi. Dedeciğim, izin verirsen Fatma Nine'ye gitmek istiyorum. Yeni mahsulden götürüp hatırını sormazsan bana kırılır sonra. Git yavrum, ayranı kuyuya salsın. İşim bitince ben de geliyorum. Baş üstüne dedeciğim. Bir dakika Ayşe. Günlerdir sana söylemek istediğim şeyler var. Ne zaman söylemek istesen benden kaçıyorsun. Kaçmam senden değil Hasan. Aramızdaki arkadaşlığın, kardeşliğin bozulmasından korktuğum için. Ya benim korkum Ayşe? Benim korkum, günün birinde bembeyaz elbiseler giyecek, bir kuş gibi uçup gideceksin. O zaman ne olurum diye korkuyorum ben. O zaman da korkma Hasan. Bil ki Ayşe'nin tek arkadaşı, tek dostu, tek canı gene Hasan'dır. Ve ölünceye kadar da öyle kalacaktır. Size gibi uzun kulaklar sizi, kafamızı kırıp elinize vermezsen bana da Fatma Nine demesinler. Kolay gelsin Fatma Nine. Kolaysa başına gelsin kınalı keklik. Ah başıma neler geldi. No Fatma Nine, hangi tavuğuna kış dediler de dövüyorsun? Namehremime göz gitti bu ırzı kırıklar. Beni yıkanırken seyrettiler. Seyretmedik, vallahi seyretmedik be Fatma Nine. Ay bak yine söyleniyor, seyretmemiş. Ananız yerinde kadını seyretmeye utanmıyorsunuz siz. Ne kızıyorsun Fatma Nine, seni görmemişler işte, yemin bile ediyorlar. Aa, yalan söylüyorlar, ben bilmez miyim ayol, vallahi seyrettiler. Sizi bir daha bu civarda görürsem postunuzu çıkarır, derede tuzlarım evvelallah, yıkılın! Sinirlenme Fatma Nine! Dedem geliyor, kuyuya hayvan salsın dedi. Gelsin bakalım, deliciği varsa göreceği de var. Fatma, nasılsın bakalım? İyiyim be Veli. Çiçekli getirdin bana. Yok be, sana getirmedim. Senin sarı öküz bayılıyor bu çiçeklere. Ona getirdim yesin diye. Ayranın hazır mı? Hazır ya. Sana taze gübreden halis fışkı suyu yaptım. İç de bol bol kişne. Tavşan kaç, hadi kovala. Hoş geldin bey. Herhalde Ahmet Bey olacaksın. Evet. Ben de Veli dayı, çiftlik kahyası. Tahmin etmiştim. Bagajdaki eşyaları içeri taşıyıver. Birazdan bir kamyonet de bir piyano getirecek. Onu da bana hazırladığın odaya taşıtıverirsin. Olur bey. Evin üst katını sana hazırladık. Alt odalarda da torunumla ben yatıyorum. İstemezsen başka eve taşınır. Yok canım, yerinizden olmayayım. Hadi sen o işleri hallederken ben de civarı bir dolaşayım. Hey çocuklar, ben tavşanım. Tazılar yüz sayı kış uykusuna yattılar. Arkamdan bakanın kafasına değirmen taşı düştü. Hey yabancı, geri çekil. Sen çekil. Önce ben geldim. Benim işim acele. Benim de. Sıkı dur öyleyse.
oğlum, ne bu? Kusura bakmayın, çok acelem vardı. Ne yani, peşinden atlılar mı kovalıyor? Atlılar değil ama tazılar, hem de iki ayaklı. İki ayaklı tazı görmemiştim ama iki ayaklı keçi gördüm sayende. Ben miyim o? Sensin ya, insan misafiri böyle mi karşılar? Köyümüze hoş geldin yabancı. Hoş bulduk. Hoşça kal yabancı. İşte bakın çocuklar, Ayşe orada. Kolay gelsin dede. Sağ ol kızım, tam zamanında geldin. Seni bekliyordum. Hayrola dedeciğim? Bir misafirimiz geldi kız. Çiftliğin yeni sahibi Ahmet Bey. Ahmet Bey mi? Hani nerede? İşte bir kısmı orada, bir kısmı odasında. Şey, Ahmet Bey mi bunlar? Öyle ya, delikanlıyı suya düşürmüşler. Keçi gibi inatçı ama tatlı bir kızı diye tarif etti bana. Çok kızmış mı acaba? Oo, kızmaz olur mu? Hem de nasıl kızmış? Çok kızmıştı ama soğuk su iyi geldi kızgınlığını. Tekrar özür dilerim. Bir kaza oldu işte. Demek o şeytanlıkları yapan senmişsin. Affet durumu bey. Siz de bana iki ayaklı keçi demiştiniz ama. O halde ödeştik sayılır. Şimdi evvela tanışalım. Benim adım Ahmet. Benimki de Ayşe. Hesapları tetkik etmek istersiniz herhalde. Pek o kadar acelesi yok. Eğer sizi sıkmazsam bir müddet kalmak istiyorum. Burası senin evin bey. Şimdi hesabı tetkik edin lütfen. Ben de yemek hazırlayayım size. Hesapları günü gününe tutarım. İşte günlük hesap defteri. Bu sene ilk mahsul 26.660 kilo. Sandıklama ve istifte 1780 kilo fire verildi. Böylelikle 24.880 kilo üzümün satışı yapıldı. Bu miktarın cinsine göre şarap ve sirke imalathanelerine 11 ton verildi. 117 kuruştan yapılan bu satışla 12.870 lira alındı. Tüccara satılan iyi cins ise tam olarak... Lütfen bir saniye nefes alın. Çiftliğimdeki canlı hesap makinesini nefes darlığından kaybetmek istemem. Merak etmeyin alışığım. Enstitüde en sevdiğim ders matematikti. Belli. Hesapları tetkik etmeme lüzum kalmadı artık. Teşekkür ederim. O halde müsaadenizle dedeme yardım edin. Horozumu kaçırdılar, dam dam dama uçurdular. Suyuna da bina pişirdiler, yah bili 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 bil. Bili bil de çilli de horozum kayboldu. Yah bili 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 bil. Bili bil de çilli de horozum kayboldu. Horozumu kara sesi gibi Üsküdar'a bugünlerde düştü dara. Yah bili 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 bil. Bili bil de çilli de horozum kayboldu. Yah bili 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 bil. Bili bil de çilli de horozum kayboldu. Mahallenin hocasıydı, tavukların kocasıydı, civcivlerin babasıydı. Yah bili 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 bil. Bili bil de çilli de horozum kayboldu. Yah bili 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 bil. Bili bil de çilli de horozum kayboldu. Bravo. Sesinin çok güzel olduğunu söylediler mi sana? Hayır. Çünkü bu köyde yalan söylemeyi hiç sevmezler. Hoppala. Anlaşılan biz seninle kavgasız arkadaşlık edemeyeceğiz. Sesini hakikaten beğendim Ayşe. Mesleğim icabı anlarım iyi sesten. Sahi dedem söylemişti bestekar olduğunuzu. Bana öyle geliyor ki hayatımın şarkısını da burada besteleyeceğim. Nereden anladınız?
Bu bir histir Ayşe. İçten gelen, insanı bir anda sarıveren bir his. Belki bir gün anlatırım sana. Kahvaltınızı hazırlayayım mı? Bana çiftlik civarını gezdirir misin Ayşe? Eğer sence bir sakınca yoksa. Ne sakıncası olacak? Gelin peşimden. Buraya dua tep ederiz. Çocukluğumuzun en güzel günleri burada geçti. Nasıl, beğendiniz mi? Hayır, kıskandım. Ben de çocukluğumu böylesine güzel yerlerde geçirmek isterdim. Belki de sıkılırdınız buralarda. Şehir başka bir dünya gibi gelir köylülere. Işıl ışıl, tertemiz. Orada yaşayana da burası yavan gelir. Bizler de şehirden ürteriz. Taş yerinde ağırdır demek istiyorsun. Haklısın Ayşe. Yorulmadınızsa devam edelim. Yorulmadım ama acıktım. Şöyle tıka basa yiyip okkalı bir kahve içmeye can atıyorum. Hadi gidelim.